Yarım simit uygulaması Gaziantep'teki bir okul kantininde başlamış. Bunları da mı görecektik? Evet. Yine marketlerde dilim kaşar satılmaya başlanmış. Ee, yani 44 gram kaşarı 2.20'ye satıyor. İki dilim kaşar var orada ince kaşar. A101'de bu sabah 112 ürüne, ürüne zam geldi diyor. Dün paylaşılan bir tweet bu. Evet. Bu gün ortasında kapatıp fiyat ayarlaması yapan market de A101. Yani fiyat değişimlerine o kadar artık şey yapamıyorlar ki, yetişemiyorlar ki. Normalde fiyatlar gece güncellenir, sabah etiketlenir. Market açılmadan önce sonra işine bakarsın değil mi? Fiyatlar öyle değişiyor ki bir de şu tarafı var. Bir önceki yayında bir marketçinin fiyatlarını canlı canlı gösterdiği, işte videosunu çekip paylaştığı onu, onu yayınlamıştım. Yerli kırmızı mercimek. Yeni aldık. Bakalım fiyat listesinde kaç liraya almışız. Hemen bakalım buradan. 525 lira. 25 kilo. Hesap yapalım. 525 bölü 25. 21 liraya bana gelmiş. Ortalama %30 kar koysak 27 300 yani 27 bucağa ben satacağım. Ben kaça satıyormuşum şu anda? Şu anda ben kaça satıyormuşum bakalım. 19 bucağa ben satıyormuşum. Şu anda 19 bucağa ben satıyorum. 21 liraya ben aldım. Bu dükkanda gördüğünüz her şey 3-4 aydır bu şekilde zamlanıyor. Sattığımız fiyattan ürünü alamıyoruz. Bu durum 3-4 aydır böyle devam ediyor. Allah'a şükür benim dükkanım kira değil, evim kira değil. Yani babam emekli maaşı var, çay parası var. Sıkıştığımız zaman onlara mürazet ediyoruz. Bir şekilde dükkanımızı çeviriyoruz. Ben merak ediyorum kirada olan arkadaşlar, dükkanı, evi kirada olan arkadaşlar, bir desteği olmayan arkadaşlar nasıl idare ediyorlar bu durumu merak ediyorum doğrusu. O arada gıdada operasyon çekiliyor diye yandaş basın yazıyor. Akit gıda teröristleri demiş. Herkes terörist bu teferde oldu. Ama ben nerede operasyon çekildiğini söyleyeyim size. AKP bir torba teklif vermiş. Antalya limanını 2047'ye kadar Katar işletecek. Kıyılar bedelsiz devredilecek. Yani gider ayak ülkeyi böyle satıyorlar. Asıl milli güvenlik sorunu bu. Stokçular değil yani. Şimdi stok demişken bu ıı, grafiği Daily Mail gazetesinden, bugünkü Daily Mail, İngiliz Daily Mail gazetesinden kestim. Görüyorsunuz burada marketlere göre fiyatları, burada da yani %2-2,5 civarındaki enflasyon %4'e 5'e çıktı. Market fiyatlarını karşılaştırmış ama kimse... E yani burada stok yapılıyor, burada işte millet kazıklanıyor falan demiyor. Bana da soruyorlar, yorumlarda var öyle sorular. Ne, ne olsun yani stokçuluğu kaldırmayalım mı? Stokçuluk vardır serbest ekonomilerde. Anlatabiliyor muyum? E, bu vatandaş da stok yapar, satıcı da stok yapar. Bu vardır. E, bugün Avrupa'da stok yapılmıyorsa bunun nedenleri üzerine bakılacak bakacaksınız. Türkiye'de stok yapılıyorsa onun nedenleri üzerine bakacaksınız. Ayrıca Türkiye gibi otoriter ülkelerde ya da tek adamı idare ettiği ülkelerde her şeyi yasaklayabilirsiniz. İki, iki dudağınızın arasındadır. Stokçuluğu yasakladım dersiniz. İşte yeni e, otomotiv stokçularına baskın yapmaya başlamışlar falan. Yani ağzınızdan çıkan her şey kanun olduğu için orada her şeyi yasaklayabilirsiniz. Mesela burada yani bir margarin yağı en tepedekini söylüyorum. Bir markette 2.75, bir markette 4, bir markette 3.95, bir markette 3.25'ten falan satılıyor. Fiyatlar fark ediyor. Yani yani elmayı bir market 79'a, bir market işte 1.60'a, bir market 95 pense falan satıyor. Yani bunlar olabiliyor. Bakın bir ülkede ekonomik kriz başlarsa e, üretim merdiven altına iner ve sahte içkiye 24 saatte 4 kurban daha diye başlıklar atılır. Yani. Öyle içki içenlerin e, ağzıyla mı biz ekonomiyle falan mücadele edeceğiz falan diye işte Numan Kurtulmuş'a, Nurman Kurtulmuş'un Kurtulmuş ettiği laf var ya sıkıntı burada. Kalitenin düşmesi, denetimin düşmesi ve... E, Ölümlerin artması. Veya insanların daha sağlıksız beslenmeye başlaması. Sıkıntı burada. Sütle yapılan bir ürün bakıyorsunuz işte ne bileyim onun yerine geçecek ürünlerle yapılıyor. Tavukla yapılması gereken onun yerine geçecek ürünlerle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok konuşuldu. Bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Japon bankası Nomura 12 Aralık'ta yayınladığı raporda 5 aşamalı bir tahmin de bulundu. Bir kere daha hatırlatayım, görmüşsünüzdür. Mali paket asgari ücret artışı öngörüyor Türkiye için. Faiz indirimleri, kredi büyümesi, dolar kuruna Merkez Bankası ve kamu bankalarının müdahaleleri, dış politika vakası yani bir savaş vesaire gibi bir gerekçeye yaslanma ve son olarak olağanüstü hal ilanından bahsediyor ama bu bankanın uyarısının hemen takiben İzzet Özgenç yaptı zaten. Ee, en azından sosyal ağlarda olağanüstü hali ilan etti. Bakalım gerçekte ne olacak. Bir diğer konu da buydu. Bunu kesip saklayın. Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varl varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse. Bin çalışanımız var, bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ekonominin başındaki kişi. Bunu iki gün önceki yayında da gündeme getirmiştim. Bir kere daha altını çiziyorum. Fakat iş adamlarıyla yaptığı toplantısından dışarı sızan bilgiler ki sabahta Pelikan tayfasının kalemi Dilek Göngör ekonomi sayfasında bir takım 5 aksiyon adımından bahsetmiş. Döviz endeksli tahvil gibi işte yastık altındaki altınların e, sisteme kazandırılması gibi daha önce kamu bankaları ve İstanbul altın rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın değerleme sistemi geliştirmiştir diyor. Primli altın toplama kampanyası yapacakmış efendim. Ama asıl şu sarıyla işaretlediğim bölüm daha dikkat çekici. E, bakan iş adamlarıyla yaptığı toplantıda iş adamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip bankadan çektikleri parayı dolara yatırmamalarını istemiş. Devamla yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış. İş dünyasına da hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun demiş. Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun. Sanırım o da işin esprisi deyip o da gene Mehmet Barlas gibi ben fantezi yaptım demeye getiriyor ama İçeriden bu bilgi de enteresan. Evet evlere şenlik bir durum var. Yani bırak iş adamını, aklı başında hangisi, hangi insan Türkiye ekonomisini kurtarmak veya Türkiye ekonomisini rahatlatmak için şu anda bir umudu olacak da işte dolarını bozduracak. Veya işte eurosunu bozduracak neyse. Altınını bozduracak. Evet enteresan. Asgari ücret çokça konuşuluyor. Asgari ücrete prim dopingi diye sabahın manşeti böyle derken asıl tabloyu vereyim size. Türkiye'de dolar bazında aylık net asgari ücret efendim Kasım 2021 itibariyle 224 dolara indi. Bu onun da altında şu anda. Ocak 2020'de dolar üzerinden asgari ücret 390'mış efendim. Bu 390 Ocak 2020 e, yıllara göre var. En yüksek olduğu dönem dolar e, e, kuru itibariyle 2016'ymış. 430 dolara kadar çıkmış. Evet. Şu anda 224. Yani 390 dolar bile olsa şimdi Ocak e, Ocak 2020'de dolar üzerinden e, 390 dolar asgari ücret 2825 lira. Şimdi 390 dolar üzerinden asgari ücret verirseniz ne olur biliyor biliyor musunuz? 15 TL'den hesaplıyorum. 5850 lira asgari ücret vermek zorundasınız. Peki işverenle devlet hangi hangi rakamda anlaştı? Deniyor ki 3900 filan civarında anlaştı. 3900 4000 yuvarlarsan o civarda anlaştıkları söyleniyor. Dolara ezdirmediğin zaman vermen gereken rakam 5850. Yoksulluk sınırında kalmasın diye vermen gereken rakam 13.000 TL'den az değil. Yani 10.000 verseler gene millet havalara uçacak da. Tabi nerede? Bu da BBC'nin grafiği. 254 Euro. Avrupa ülkeleriyle Türkiye'de asgari ücreti karşılaştırmış. 254 euroyla ile listenin dibinde Türkiye. Hemen onu Arnavutluk takip ediyor. Luxemburg'da 2200 Euro. Ee, İrlanda'da yaklaşık 1800, Hollanda'da öyle, Belçika'da öyle, 1000 euro'nun üstünde olan ülkeler, e, onları söyleyeyim ben: Slovenya, İspanya, e, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Lüksemburg 1000 euro'nun üstünde. Artık bir Avrupa Birliği ülkesi üye, üyesi ülke olmadığı için e, İngiltere bu tabloda yok. İngiltere de 1000 e, euro'nun üzerinde. İngiltere'de yıllık asgari ücret 12.500 pound. Sterlin üzerinden söylüyorum. Yıllık asgari ücret bu. Yıla 12 aya böldüğünüzde 1000 poundun 1000 sterlinin biraz üzerinde ediyor. Yani 1000 sterlin ne kadar? Pound 20 lirayı görmek üzere 1000 sterlin 20.000 TL bugün. Evet. Artık Avrupa seyahat turizm, çocuk okutmak, şu bu falan hayal oldu Türkiye'deki insanlar için önümüzdeki 8-10 yıl boyunca işte bakın. Sabah bakmıştım 19.4 lira pound. Ama pound çok değil 5 yıl önce 14 Ekim 2016'da 3.76'ymış. Şimdi 20 lira. Eli kulağında 20 lira.